Evet sevgili seyirciler, Habertürk her zamanki gibi yine Türkiye'de konuşmaya cesaret dahi edilemeyen konunun kapağını kaldırıyor. Aslında 3 konuyu birlikte kapağını kaldırıyor. Bu konuları birazdan size aktaracağım, tanıtımda da duydunuz. Türkiye'de ve dünyada çok sorulan sorular var. Acaba kısırlık tarihe karışıyor mu? Tüp bebek yöntemi nasıl bir yöntem, sağlıklı mı? Herkese uygulanabilir mi? Dünyada ilk tüp bebek bugün kaç yaşında acaba? Sonuçlar tam olarak bilinebiliyor mu? Kısırlık tedavisi, kök hücre tedavisi, Başkan Obama'nın kök hücre tedavisinin, kök hücre araştırmalarının önünü açması, Türkiye'de bu konunun hangi noktada olması ve hangi noktada olduğunun detaylarının maalesef tam olarak bilinmemesi gibi birçok detay var. Bütün bunları genetikle birlikte, genetik bilimini de size aktararak, detaylandırarak, açıklayarak gündeme taşıyacağız ve hiç konuşulmayanları konuşmaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili Türkiye'de çok soru var. Eminim sizin de kafanızda çok soru var. Bu gece dinleyeceğiniz uzmanları, Türkiye'nin her yerinden bizimle birlikte canlı yayında dinleyeceğiniz uzmanları kolay kolay bulmanız, onlara ulaşmanız ve bu soruları sormanız mümkün değil. Ama biz size bu imkanı veriyoruz. Habertürk özel et habertürk.com'a mail atarsanız veya 10.21'e her operatörden, her kullandığınız bütün operatörlerden mesaj gönderirseniz, özel yazıyorsunuz, boşluk bırakıp mesaj yazıyorsunuz ve 10.21'e gönderiyorsunuz. Benim önümdeki ekrana düşüyor. Evet, Türkiye'nin belki de hiç konuşulmayan, konuşulmaya açıkça cesaret edilemeyen konularını bu gece gündeme taşıyacağız, ekrana taşıyacağız ve size konuklarımı birazdan tanıştıracağım. Evet sevgili seyirciler, kafanızda birçok soru var, geçmişten bugüne taşıdığınız sorular var, belki de kimseye soramadınız, bizim konuklarımıza bu gece sorabileceksiniz. Türkiye'de bu konuyla ilgili genetik, tüp bebek, kısırlık tedavisi ve alt dalları ile ilgili uzman 3 isim stüdyomuzda. Profesör Doktor Semra Kahraman, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Genetik Merkezi Başkanı Profesör Doktor Erdal Karaöz, KOGEM Müdürü, yani Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma Uygulama Merkezi, siz de hoş geldiniz. Ve Doktor Nesrin Erçelen, genetik uzmanı, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Çok sorulan soru var. Sorular şu andan itibaren de ekrana düşmeye başladı. Dediğim gibi Habertürk özel habertürk.com'dan mesajlarınızı, maillerinizi, bize elektronik postalarınızı gönderebilirsiniz veya kullandığınız cep telefonundan özel yazıp boşluk bırakıp 10.21'den bize ulaşabilirsiniz. Evet Semra Hanım, sizle başlayalım isterseniz. Gerçekten sizi bulmak ve soru sormak çok zor. Dolayısıyla seyirciler açısından büyük bir nimet. İlk önce şunu sorayım. Çok sorulan sorulardan biri. Dünyadaki ilk tüp bebek şu anda kaç yaşında? Şu anda 31 yaşında. 1978 yılında Profesör Edwards ve Steptoe tarafından ilk uygulanan ve bundan 31 yıl öncesinin koşullarıyla uygulanan tüp bebeğin ilk meyvesini verdiği kişi Louisa Brown, şu anda 31 yaşında ve bundan bir süre önce onun da kendi çocuğu dünyaya geldi. Ama bu bir tüp bebek tekniğiyle elde edilen bir gebelik değildi. Yani ilk tüp bebek kendi gebeliğini normal yolla sonuçlandırarak bir doğum yaptı. Dolayısıyla 31 yılda o zamanlar çok ilkel koşullarda yapılan tüp bebek uygulamaları, bütün bu süreç içerisindeki teknolojik gelişmelerin ve bilginin artması ve bu konuda özellikle tüp bebekte elde edilen embriyolara ait bilgilerin artmasıyla dramatik boyutlara ulaştı ve bugün tüp bebek artık son derece yaygın uygulanan ve birçok ailenin çocuk sahibi olmasını sağlayan bir teknik haline dönüştü. Evet. 31 yaşında şu anda ilk tüp bebek, 1978 yılında dünyaya geldi diyorsunuz. Çünkü herkes şu soruyu soruyor. Acaba bu yöntemle doğan, dünyaya gelen insanlar, tabii ki şu anda en yaşlısı 31 yaşında. Önümüzdeki süreçte maddi ve ruhi, psikolojik veya işte manevi diyelim biz onların toplamına, anlamda herhangi bir anomali gösteriyorlar mı? Şimdi 31 yıl aslında bütün bu sorduğunuz soruların yanıtını vermek için son derece yeterli bir süreç. Çünkü çocukluk evresi, yetişkinlik dönemi ve hatta orta yaş dönemi diyebiliriz bu sürece. Bu süreç içerisinde bu çocukların motor ve mental dediğimiz tüm gelişmelerine bakıldı. Yani beyinsel gelişimleri ve vücutlarında herhangi bir anomalinin olup olmadığı, normal yolla doğan çocuklarla kıyaslandığında bu çocuklarda bir anomali artışının olup olmadığı,
psikolojik yapılarının normal gebeliklerle doğan çocuklardan farklı olup olmadığı ve ailelerin bu çocuklara yaklaşımı, bu yaklaşımın yani çok arzu edilen bu bebeklerin yetiştirilme dönemlerindeki yaklaşımların bu çocukların üzerindeki etkilerine bakıldı. Arada normal yolla doğan bebeklere göre ne psikolojik açıdan ne de genetik yapı açısından ya da anomaliler açısından herhangi bir farklılık izlenmedi. Bundan çok kısa bir süre önce aslında basının da büyüterek ve biraz da yanlış yorumlayarak verdiği bazı haberler çıktı. Bu haberlerde tüp bebek teknikleriyle ya da mikro enjeksiyon teknikleriyle doğan bebeklerde normal bebeklere göre anomali oranlarında 30 kat artış olduğu şeklinde yanlış bir bilgi yer aldı. Halbuki oradaki yakın incelemelerde istatistiki olarak 0.3'lük bir artış, yani 1000'lük bir artıştı bu bahsedilen anomali oranlarında. Var mıydı gerçekten artış. Böyle bir artış? Böyle bir artış bakıldığı zaman kalp anomalileri yönünden ve bağırsak anomalileri yönünden, özellikle imperfore anüs dediğimiz bağırsağın son kısmının kapalı olması şeklinde bir artışın olduğuna dikkat çekildi. Ama bu artış sonuçta gerçek istatistiki değerlendirmede anlamlı bulunmadı. O nedenle bugün için bu çocukların normal yolla doğan çocuklar gibi sağlıklı olduklarını rahatlıkla söylemek mümkün. Evet, peki son olarak da şunu soracağım hemen geçmeden Erdal Bey'e. Nedir bu yöntem tam olarak? Bu yöntem kendi kendine korunmadan çocuk sahibi olmayan çiftlerin bilinen diğer basit kısırlık tedavileriyle gebe kalamadıklarında uygulanan ileri bir kısırlık giderici yöntem, tüp bebek tekniği. Ama bugün için yaygın uygulanması nedeniyle rutin bir teknik konumuna döndüğünü söyleyebiliriz. Bununla beraber bir de mikro enjeksiyon dediğimiz şiddetli erkek kısırlığı vakalarında spermin yumurta içerisine zorla ve müdahaleli olarak bırakıldığı bir teknik daha var. Yani bu tekniklerin tümü tüp bebek tekniği adı altında inceleniyor. Mikro enjeksiyon, tüp bebek teknikleri ve açıkçası vücut içerisinde döllenmenin olmadığı veya kadının tüplerinin kapalı olup gebeliğin gerçekleşemediği, döllenmenin oluşamadığı hepiş sorunu nedeniyle yumurtalık rezervi azalmış ya da yaşı genç olup yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda şiddetli erkek kısırlığında endometriyoz dediğimiz yumurtalıkları işgal eden hastalıklarda uygulanan bir ileri teknik. Şimdi Amerika'da Obama'nın desteklediği veya önünü açtığı çalışmalar embriyonik kök hücre çalışmaları. Embriyonik kök hücre çalışmaları. Zaten erişkin kök hücre çalışmalarında herhangi bir kısıtlama yok. Kısıtlama yok. Ama şu Türkiye'de an, var şu anda embriyonik kök hücre. Embriyonik kök hücre sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışında bazı başka mesela Avrupa ülkelerinde İtalya var mı? Gibi ülkelerde söz konusu. İtalya'da örneğin embriyoya bu amaçla dokunmak yasak. Bizde de yasak, İtalya'da da yasak. Bizde de yasak. Diğer Avrupa'da bazı ülkeler örneğin şöyle diyorlar. Embriyoyu siz kullanmayın ama daha önceden embriyodan elde edilmiş kök hücre line'larını alarak onlarla çalışma yapabilin. Amerika'da bu çalışmayla ilgili fon ayrılması yasaklanmıştı geçmişte. Yani evet, bir grant verilmiyordu. Obama bu çalışmaların insanlık yararına olabileceğini, tabii ki oradaki NIH ve diğer bu konuyla ilgili otoritelerin görüşlerini alarak bu çalışmanın önünü açtı ve şu anda Amerika'da embriyonik kök hücre çalışmaları için özellikle Kaliforniya eyaletinde son derece ciddi grantlerle ciddi çalışmalar tekrar başlatıldı. Peki şimdi aklıma benim şöyle bir soru takıldı. Dünya çalışıyor üzerinde, ilerliyor ama Türkiye'de siz çalışamıyorsunuz. Şimdi bu bir süre sonra aramızda bir bilgi uçurumu oluşturmayacak mı? Biraz önce onu söyledim. 4 yıldır bu çalışmayı yapamamaktan kaynaklanan kayıp, bu çalışmanın başka ülkelerde 2000 civarında bununla ilgili çalışmanın yapılmış olması ve çok fazla yol kat edilmiş olması. Bu çalışmayı yapan ülkeler, ki Türkiye'de bu çalışmayı yaparken aslında 2000'li yıllardan başlayarak çok avantajlı bir konumdaydık. Çünkü Türkiye böyle bir çalışmada aslında önder gruplardan, önder ülkelerden birisi olabilirdi. Ama çalışmayı durdurmakla, kaldı ki durdurma gerekçesi de aslında çok açık değil. Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğu söylendi ama bu süre neredeyse 5 yıl şu anda. Peki bir şey soracağım, bu çok açık ve net.
Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de veya işte Almanya'da hep dini noktalardan yola çıkarak bu tip çalışmalar eleştirilir. Yani bunun dini açıdan doğru olmadığı veya işte etik olmadığı şeklinde makaleler okudum o ülkelerde. Türkiye'deki kaygı da acaba aynı mı sizce? Olabilir. Kaygının tam olarak ne olduğunu söylemek mümkün değil ama bunu yasaklayan bazı ülkelerde embriyoya dokunulmasının... embriyoya dokunmak ne demek? Yani cenine mi dokunuyorsunuz? Cenine mi? Aslında cenin olarak kabul edebilmek için eğer bir dini bakış açısından yorumlamak gerekirse, bu konu daha önce Yüksek Din İşleri Kurulu'nda da tartışıldı. Aslında bir embriyo ne zaman hayat kazanır? Bir embriyonun canlı olarak kabul edilmesi ne zaman başların? Çeşitli dinlerde ve çeşitli görüşlerde yorumları vardır. Bizim dinimize bakıldığı zaman bir embriyonun gerçekte hayat bulduğu dönem o embriyonun anne rahmine tutunduğu dönem olarak kabul ediliyor. Ya da en azından böyle görüş bildiriliyor. Örneğin Papa ise Vatikan'da yumurtanın döllendiği zamanı hayatın başlangıcı olarak alıyor. Bu bir yorum ve bu yorumun yorumlanış şekline göre bu çalışmalara izin veriliyor ya da verilmiyor. Bizim ülkemizde bakıldığı zaman embriyonun 5. gelişim gününde bu çalışma için embriyoyu kültüre alıyoruz. 5. gün henüz embriyonun anne rahmine tutunması döneminden daha önceki bir dönem. Çünkü rahim içerisine koyduğunuz bir embriyonun siz rahime yerleştirdikten sonra tutunma süreci genel olarak baktığınız zaman embriyoyu yerleştirdikten sonra bir 4-5 gün daha alıyor. Embriyonun tutunması da bazı görüşlere göre yeterli değil. Bebeğin tutunduktan sonra kalp atımlarının izlenip izlenmediği aslında hayatın başlangıcı olarak algılanabiliyor. Embriyoya dokunmuyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu? Bu anlamda yapılan çalışmaların tümü embriyonun henüz tutunma döneminden önceki... Kalp atışından önce. Embriyoya dokunmakla embriyonun kendisine bir şey yapmıyoruz. Embriyoyu bir kültür ortamına koyuyoruz. Embriyonun içindeki iç hücre kitlesi o kültür ortamında farklı hücrelere dönüşmeye başlıyor. Ama şu anda yapamıyorsunuz. Şu anda yapamıyoruz ama geçmişte yaptık. Örneğin bu hücreleri kalp hücrelerine çevirdik. Yani kültür ortamında bir sabah bu hücrelerin kalpte olduğu gibi ritmik bir şekilde devamlı atmakta olduğunu gördük. Aynı kardiyomiyosit dediğimiz hücre yapısına dönüşüp bu ritimle kalp atımlarını izledik. Ya da embriyonik kök hücrelerden kıkırdak, kemik, sinir hücreleri gibi birçok hücreler elde ettik ve dünyada birçok çalışma yapıldı bununla ilgili. Evet, şu anda bunu yapamıyoruz çünkü embriyonun, yani kullanılmayacak olan embriyoların bu amaçla kullanılması benim duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı bir yönetmelik var ve biz de tıpkı dünyada olduğu gibi bakanlık tarafından bu çalışmaların belli belirlenmiş sınırlar içerisinde yapılması için pozitif bir takım haberler evet. Var. Umuyorum ki yakın zamanda hayal... Yine aynı sıra içinde gidelim çünkü özellikle tüp bebek konusunda çok soru var. Soruların aslında çoğu biraz önce sizin bana anlatmış olduğunuz reklam arasındaki vakaya da dayanan sorular. Yani örneğin öleceği, eks olacağı bilinen bir diğer embriyonun kullanılabilmesi veya işte bu tip kararların verilebilmesi, ailelerin bu konularda karar vermesi. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii şimdi bazı hastalıklar genetik hastalıklar. Aileler örneğin anne ya da baba bu hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. Örneğin gene Akdeniz anemisinden örnek verebilirim. Türkiye'de çok görülen. Türkiye'de taşıyıcılık oranı bazı bölgelerde neredeyse %10'lara kadar ulaşıyor. Yani ortalamada baktığınız zaman her 100 kişiden 4 ya da 5 tanesi Akdeniz anemisi taşıyıcısı. Dolayısıyla taşıyıcı olan çiftler evlendikleri zaman bunların çocuklarının hasta olma ihtimali ortaya çıkıyor. Hasta olma ihtimali gebelik olduktan sonra yapılan, gebeliğin 4. ayında yapılan amniyosentez dediğimiz işlemle anlaşılabiliyor ki sonucu aldığınızda gebelik çoktan 5. aya ulaşmış oluyor. Ve bu kadar ilerlemiş bir gebelik döneminde siz bebeğin hasta olduğunu aileye iletiyorsunuz ve aile
böyle bir çocuğun dünyaya gelmesini kabul etmeyebiliyor ve gebelik sonlandırılıyor. Son yıllarda tüp bebek teknolojilerindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi, bu tür kendiliğinden gebelikler olması yerine risk taşıyan ailelerde tüp bebek tekniğini kullanmak. Bu ailelerden elde edilen embriyolarda henüz daha o embriyo rahim içine konulmadan önce mevcut yaşam tehdit edici genetik hastalıkları tanımlamak. Bu bir yaklaşım. Bir ikinci yaklaşım, sizin özellikle sorduğunuz konu ise, örneğin ailenin büyük bir talihsizlikle lenfoma ya da lösemi ya da o grup hastalıkları içeren yaşam tehdit edici hastalığa sahip bir çocuğu var ve bu çocuk için tek kalıcı tedavi yöntemi, kür yöntemi, kendisiyle aynı olan, yani doku grubu aynı olan bir başka kişiden, tercihen kardeşten kemik iliği nakli yapmak. Kemik iliği naklini eğer akrabadan, hatta kardeşten yaparsanız tedavideki, tedavi sonrası başarı şansı dramatik olarak artıyor, akraba olmayan bir kişiden yaptığınız zaman. Şimdi bir çocukta kendi HLA doku gruplarının aynısına sahip bir başka donörü bulmak ve onun kemik iliğinin alınmasını sağlamak için şansınız 5 milyonda bir. Yani elinizde milyonlarca aynı doku yapısına sahip örnek olacak ki onlardan bir tanesi uyumlu olsun ve kemik iliği nakli yapılsın. İşte tüp bebek tekniklerindeki önemli gelişmelerden bir tanesi bu şekilde yaşam tehdit edici kanser gibi hastalığı olan ve kemik iliği nakliyle kür sağlanabilecek vakalarda o çocuğun yaşamını kurtarabilmek amacıyla tüp bebek tekniğini kullanıp elde edilen embriyolarda hasta çocuğun doku grubunun aynısı olan embriyoyu seçebilmek ve onu transfer ederek gebelik elde etmek ve sağlıklı bir çocuk dünyaya geldikten sonra onun hasta olan kardeşiyle tıpatıp uyumlu olan kemik iliğini alarak diğer kardeşi tedavi etmek. Buna biz embriyoda doku tayini yani diyoruz. Yani şimdi yanlış anlamadıysam yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi sağlanıyor. Hı hı. Ve o çocuğun hücreleriyle yaşamakta olan kardeşi tedavi ediliyor, öyle mi? Evet. Bu tüp bebekte sağlanan... Peki o çocuğa bir şey oluyor mu? Hayır, kemik iliği nakli yapılması dünyaya gelen çocuğun sağlığına herhangi bir zarar vermiyor. Çünkü ama bir karar verme, orada da bir etik sorun var aslında. Çünkü onun burada, karar verme yetkisi yok o anda. Doğru, ama burada doku grubu tayinini yaparken daha büyük grubu oluşturan hastalık grubu aslında genetik hastalık riski olan aileler. Bu yolla hastalığı da embriyoda tanımlayabildiğiniz için dünyaya gelen çocuk genetik hastalığı olmayan ve aynı zamanda kardeşiyle doku grubu tam olduğu için, örneğin yine Akdeniz anemisini verebilirim bu örnekte, hem genetik olarak sağlıklı bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz, hem de onun kemik iliğinden hasta olan diğer kardeşini tedavi etme şansını yakalayabiliyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Burada sorduğunuz etik konu, gerçekte genetik bir hastalığı olmadan lösemi ya da lenfoma gibi bir hastalık nedeniyle diğer çocuğun dünyaya getirilmesi. Bu kaygıyı sizin gibi hissederek daha önceki çalışmalarda doğan kardeşler ve onların aileleriyle yapılan anketlerle sorgulamışlar. Yani bu çocuğun dünyaya gelmesi, kendisi büyüdüğü zaman kendine sorulduğunda ben kardeşim için dünyaya getirildim duygusunun ondaki ne tür duygular uyandırdığı araştırılmış ve bu anketlerden bir tanesi çok çarpıcı. Genellikle bu amaçla dünyaya getirilen çocuklarda ailenin diğer hasta çocuğunun yaşamını kurtardığı için ailenin sevgili çocuğu, hatta yabancı literatürlere göre angel diye adlandırılan, yani melek olarak adlandırılan bir çocuk olarak kabul ediyor.